Kıymetli bir diğer hocamı davet etmek istiyorum. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Öztekin Oto hocam geliyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Teşekkür ediyorum. Hocamız bugün çok önemli bir konuyla başlamak istediğini söyledi. Kalp dostu beslenme. Hepimizin merak ettiği, biraz bildiği, biraz unuttuğu ama hatırlamamız gereken kalbimizin sağlığı için nasıl beslenmeliyiz sorusunun cevabını alarak başlayabiliriz. Evet, aslında tabii ki bu konu çok değerli. diyetisyen arkadaşlarımızın da önemli konusu ve onlar çok daha iyi biliyorlar ve bu konuda paylaşıyorlar. Ama bu konuları ne kadar çok paylaşırsak Kesinlikle. o kadar çok yararlı evet. olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden bir de 40 yıldır kalp cerrahisi uyguluyorum. Her gün haftada en az 3 ameliyat yapıyorum ve bacak damarlarını tıkalı görüyoruz hastanın. Yahut da kalp damarlarını tıkalı görüyoruz. Bunlara hep baktığımız zaman... İyi bir diyetle bunların çoğunun kontrol edebileceğini düşünüyorum. Biraz o yüzden belki balıktan başlayarak çok konuşabiliriz. Güzel olur hocam, lütfen. Balık tabii ki omega 3'ten zengin. Bu yüzden çok önemli. Ve kardiyovasküler omega 3'ün DHA ve EPA komponentleri daha fazla var. Ve balığa baktığımız zaman bunun kardiyovasküler riskleri de temel olarak çok azalttığını görüyoruz. Nasıl yapıyor bunu? Hem... LDL'yi düşürebiliyor. Yani kötü kolesterolü düşürüyor. Bu yolla damar sertliğini azaltabiliyor. Bu önemli bir özellik. Bunun için bir sürü ilaç alınıyor aslında. Doğru. Diyetin böyle bununla idare edilmesi önemli bir şey. Kalp ritim bozukluklarında bile etkili olduğu yazıyor. Tansiyonu regüle ediyor. Dolayısıyla balıktan balığın bir diğer etkisi de anti-inflamatuar. Aslında damar sertliği... Enflamasyondan ibaret yani Enflamasyon e, olduğu için, için damar sertliği oluyor. oluyor. Diyorsun, e, inflamasyonu e, yavaşlatan bir besin olması nedeniyle balık son derece önemli. Hangi balık diye sormak isterim. Yani Tabii. bence eminim ekranları başındaki izleyicilerimiz de Öztekin hocamızın hangi balığı tercih etmemiz gerektiğini söylemesini. <laughs> e, e, Omega 3'ten isterler. en zengin olan e, somon ama bunun dışında e, küçük balıklar e, örneğin e, sardalya, e, hamsi, istavrit ki bunlar da e, omega 3'ten zenginler hı hı. E, ve e, onları da ihmal etmeyelim. Üstelik de o küçük balıklar e, yüzey balıkları olduğu için e, e, ka, e, ağır, ağır metallerle daha, daha az kontamine oldukları için onlar da tercih edilebilir. Diğerleri bir de somonu en başta saydıktan sonra bir de şeyi vurgulamakta balıkta pişirirken de yağda kızartarak değil ızgara ve fırın olmasının çok önemi var. öyle unlara banarak çıtır yeniden çıtır zararlı hale getirmeden lütfen. yemekte yarar var. Hı hı. Ve enteresan bir şekilde dünya yani Amerikan Kalp Cemiyeti, American Heart Association bütün sayfalarında haftada en az iki kere e, balık tüketilmesini öneriyor hmm. e, bu önemli bir şey yani ki iki üç e, çok yararlı olacak evet. e, ikinci bir e, gıda da önemli bir gıda da e, yumurta e, belki hani burada e, yum... Pardon, yulaf, yulaf önemli bir gıda bu açıdan çünkü taze lifli bir gıda ve eriyebilen lifli ama enteresan bir şekilde bu da LDL'yi düşürüyor, karaciğer safra asitlerini atabil, daha doğrusu karaciğer safra asitlerini bağladığı için yulaf. Bu durumda karaciğer daha fazla safra asidi yapıyor. Safra asidi yaparken de o nedenle kolesterol tüketiyor. Böyle indirekt bir şekilde yulaf direkt kolesterolü düşürebiliyor. Müthiş ya, müthiş. Evet, yani o yüzden çok önemli. Çok önemli. Tabii bir de yulaf yavaş emiliyor, lif olduğu için. Tok tutuyor, Bu, kilo tok kontrolü. Tok aynen. Kan şekerini de ayarlamak ve kilo kontrolünü sağlamak da mümkün. Bu açıdan da son derece önemli. Çeya tohumu evet. da vardı hocam. Orada. Evet, onlar da aynı şekilde. Belki bir diğer şeyde zengin lifler elma, armut vesaire içeren diğer gıdalardan da söz etmek mümkün. Kuru yemişleri bu konuda saymamız lazım. Kuru yemişlerden de ceviz, ceviz ve badem son derece önemli. Cevizde omega 3 olması çok enteresan. Bu omega 3'ün biraz evvel faydalarını saydık yani doğrudan doğruya kolesterolü düşürebiliyor. Bademde aynı şekilde tekli şeyler var. Tekli ve çoklu, doymamış yağ. yağ asitleri var. Bu açıdan da önemli. Gerçekten gıdayla kan kolesterolü düşüreceğimiz belli ama burada da herhalde bir avuç, bir el dolusu Geçmemek ceviz ya da badem. Lazım. evet Değil çünkü Onun da bir ölçüsü var. Ceviz evet. yiyeceksek 2-3 hani tane, badem yiyeceksek 7-8 tane gibi. Böyle hap niyetine, ilaç ee, niyetine evet, aslında. Evet. Çünkü Almakla. dediğiniz gibi bademde vesaire aynı zamanda e, Magnezyum, potasyum gibi e, Yararlı e, Başka şeyler de var e, Zeytinyağını unutmamamız lazım e, Zeytinyağı e, Özellikle propofenol e, içeriyor, e, Polifenol içeriyor pardon e, Ve e, Hem antioksidan hem de Kötü oksit kolesterolün düşmesini sağlıyor e, Burada da zeytinyağının erken hasat ve biraz da soğuk e, sıkım. E, evet soğuk sıkım olması gerektiğini sızma zeytinyağı olması gerektiğini özellikle vurguladım ama bunlar doğrudan örece o antioksidan etkisinin çok belirgin olması için e, yani e, yağın LDL'nin e, damara dokunduğu yerde dokunmadan orada Tutunmamasını sağlıyor, bu son derece önemli. Ama kan kötü kolesterolü kesinlikle düşürüyor, iyi kolesterolü yükseltiyor. Bütün bunlarla önemli bir gıda Müthiş. tansiyonu ayarlayabiliyor, düzenleyebiliyor. Zeytinyağı çok tercih edilmesi gereken bir yağ yan, olarak evet, tercih edilmesi gereken bir yağ olarak, olarak öneriyoruz. Hocamızda. Ee, i̇sterseniz birazcık da kalp sağlığımız için önemli bir konu spordan bahsedelim. Peki ya spor? Evet. Evet, sağlıklı kalalım ve ameliyat masasına gelmeyelim konularını işliyoruz. Burada spor gerçekten önemli. Bütün bunlarda aslında hiç unutmamamız gereken şey beslenmede de sonuç olarak iyi bir. E, alınan kalori ile e, harcanan kalori arasında bir açık oluşturma her zaman önemli kilo almama en önemli. Burada sporun katkısı var. Ama e, sporun katkısı var diye spor yapıyor deyip e, diyeti yükseltmemek lazım. Çünkü sporun bu konudaki faydası %20 gibi. Diyetin ağırlıklı gitmesi gerekiyor. E, diyet, diyet kontrolünün ağırlıklı, ağırlıklı gitmesi gerekiyor. E, e, sporda e, iyi hissetme çok önemli. Sporun en önemli yararlarından biri hastanın kendisini iyi hissetmesi e, ve e, karın çevresinin düşürülmesinde özel olarak da faydalı olabilir. E, genel yağ oranının vücutta e, düşürülmesine etkisi olabilir. Ama kalp yetmezliğinde de önemli. Eğer bir kalp yetmezliği hastasını e devamlı yatacak halde tutacak olursanız genel efor kapasitesi e, üstelik daha da düşebiliyor. Ameliyat, o yüzden o ne yüzden belli lazım? bir miktarda yürütmek belli bir miktarda egzersiz yaptırmak gerekiyor. gerekiyor. Hiç olmasa pasif egzersizler hmm. yatakta yapılması gerekir ki e, belki ilaçlarla düzeldiği zaman ya da ameliyat bazen kalp nakli yaptıktan sonra da yürüyebilsin. <laughs> Çünkü kalp nakli yapmadan önce bile hasta uzun süre yatakta yattığı için yürüyemediği için evet. e, tekrar onu harekete geçirmek ameliyattan sonra da... çok ...çok zor olabiliyor... ...onun için eksersiz çok önemli... ...ameliyat sonrasında da aynı şekilde... E, ...haraslanın e, bir an önce hareketlenmesi... ...yürütülmesini tercih ediyoruz... ...sadece yarışma sporlarını... E, ...ameliyat sonrasında... ...kalp ameliyatları sonrasında sınırlıyoruz... Tabii, tabii. ...orada da antrenman var... E, ...bir heyecan getiriyor... ...ondan dolayı e, sınırlıyoruz... Peki şimdi bazı insanlar... ...hem beslenmesine hem de mesela sporuna... ...dikkat etmesine rağmen... ...kalp damarları tıkanabiliyor... Ee, mesela bu hastalarda yeni çözümler neler hocam? Bir de sebebi tabii ki yani. Hayır Çağla Bunu da yapsanız genetik faktörler var veya farklı bir sebepten dolayı olabiliyor yani. Sadece spor ve beslenme yetmeyebilir. Evet tabii. Yani bir kere bildiğiniz gibi yani damar sertliği, kalbi. E, tıkayacak nedenler birden çok. Başta dediğiniz gibi genetik nedenler var. E, özellikle anne baba iki taraftan da alıyorsa hastalığı. Yani hem dayı amca ölmüş, hem e, hem dayı e, anne tarafı ölen ölümler var, hem amca ve baba tarafından ölümler var. Böyle olduğu zaman hastada genç yaşta bile çıkabiliyor. Bu engellenemiyor. Bu var. E, ama bunun ötesinde de e, kolesterolün vesairenin e, göbek çevresinin e, gıdaya rağmen kontrol edilmemesi de etkili tabi stres var atipi kişilik var diğer pek çok nedenler var tansiyon yüksekliği bütün bunlarda biraz evvelki doktor arkadaşımızın çok güzel bir ifadesi oldu gerekir şey ilaçlardan kaçınılmaması gerekir yani ille bütün bu yiyecekle sporla idare etmeyelim ilaçlar da gerekiyorsa kan yağlarını düşürelim, tansiyonu kontrol edelim vesaire bütün bunlara rağmen eğer damar tıkanıklığı olursa Tabii ki bütün teknoloji artık önümüzde. Çeşitli şekillerde bypass'ı daha ileri teknolojilerle bypass yapabiliyoruz. Bacak damarına da, kalp damarlarına da yapabiliyoruz. Bunlarla evet. ilerleyebiliriz. Şimdi birazcık şikayetlerden konuşalım hocam Hı. istiyorum. Çünkü mesela ansızın ortaya çıkan bir göğüs ağrısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Veyahut da işte göğüs ağrısıyla gelen bir hastaya... E, hangi tetkikleri yapıyorsunuz? Evet. Neden, nelerden şüpheleniyorsunuz? Evet. Göğüs sarsılıyla gelen bir hastada e, ön, öncelikle koroner arter hastalığının olup olmadığını ayırt etmekte e, yarar var. Yani hasta e, öyküde yiyecekle ilgisi var mı e, vesaire bunları konuşmak lazım ki hani hep e, çünkü hastalar e, sıklıkla mideye yoruyorlar ve e, biraz ihmal ediyor. Öksürükle ateşle ilgisi var mı, akciğerle ilgisi var mı? Bunu ayırt ettikten sonra öncelikle yani muayenede e, tansiyonun yüksek olup olmaması önemli. Ondan sonra da muayenede kalp kapak hastalıklarından biri var mı onunla ilgili dikkatli izliyoruz. Ona şey mi hocam ultrasondan bakıyorsunuz önce, kalp kapak. Önce, önce dinleme ile, daha sonra da evet ekokardiyografi ile e, bakılıyor ve onunla özellikle aort darlığı, aort kapağının darlığı göğüs ağrısı yapabiliyor. Onu ayırt etmek lazım. Bunun dışında diğer e, e, kalp kapak hastalıklarında da göğüs ağrısı olabilir. Onu ayırt etmek lazım. Kalp bir bölmesi az kasılıyorsa ekokardiyografiye geçtiğimiz için o da e, koroner e, infarktüs geçirme, koroner damarlarının tıkalı olmasıyla ilgili bir e, sinyal olabilir. Tabii e, düz istirahat EKG'sini atlamamak lazım. Orada da e, istirahat EKG'sinde de kalp krizi geçirip geçirmediği ya da kalpte bir damarın tıkanıklık ol olup olmadığı ilgili ipucu olabilir. Bunlar eğer o ipucu varsa bundan sonra ya direkt e, anjiyografiye ya da arada e, şüpheleniyorsak e, kalp hastalığından e, kardiyolog meslektaşlarımızın e, efor testi yapması ve ondan sonra anjiyografi yapması hmm. mümkün. Anjiyografiden sonra da karar veriyoruz. Stent mi, ameliyat mı, tıbbi tedavi mi diye. diye. Peki şimdi o zaman isterseniz <laughs> e, ameliyat konusunda özellikle Koroner Bypass'taki yenilikleri de evet. konuşalım. Koroner Bypass'ta en önemli yeniliklerimizden biri artık atar damarları kullanıyor olmamız. Yani iki taraflı meme atar damarını ve kol atar damarını çoğunlukla kullanarak hastanın bacaklarından ya az ya da hiç damar almadan, toplar damar almadan Bypass'larını yapıyoruz. Bunun amacı da bu. At, arteriyel atar damarlarla yapılan bypasslar daha uzun yıllar açık kalıyor. 20 yıl %90 gibi rakamlar var. Yani bir daha size kalp hastalığı nedeniyle gelmiyor. Bazen kontrole gelen iki taraflı meme atardamarı arter kullandığımız hastalar oluyor. Aradan 10 yıl geçmiş ve onlara diyoruz ki artık sen kendi başka hastalık. Bak bu başka bir burada bir bir sorun yok. Hepsi açık devam ediyor diye. Bir diğer yenilikte Koroner bypass'ta küçük delikten minimal invaziv bypass yapıyoruz. Hmm. Bu da e, önemli bir yenilik. E, burada da biraz seçici davranmakla beraber e, artık eski gibisi gibi değil, 3 damar hastalığında da. ...üç damara da bypass'ı bu şekilde uygulayabiliyoruz. Küçük delikten soldan açarak meme atar damarını. Yalnız orada sıklıkla tek taraflı çıkartmayı tercih ediyoruz. Kimlere peki uygulanabiliyor hocam? Bu minimal invazivi aslında herkese, herkese uygulayabiliriz. Ama bazı hastalarda seçici davranıyorum derken... ...eğer evet. uç damarları çok ince ise... ...ve çok fazla gömülü damarlar varsa... Daha fazla zaman harcanacaksa küçük kesiyle bypassta. O zaman hastaya ve çok, çok 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 yani üçten çok fazla dörtlü beşli bypass özellikle gerekiyorsa hmm, o zaman hmm. hastaya teklif ediyoruz diyoruz ki normal açarak yapmamızda yarar var. Bazen kalbin iç, damarlarında boydan boya taş oluyor en uçta bir tane açık yer var. Oraya bypass yapacağız. O boydan boya taşı açıp temizlemek, ondan sonra bypass yapmak belki küçük delikten hasta için zaman kaybedici olabiliyor. Bazen de hastaya birden çok stent takılmış olabilir bir damara. 3 4 tane stent takılmış oluyor ve onların hepsi tıkalı. O stentleri çıkaracağız. Üstüne bypass anladım, yapacağız. Anladım. O durumda açık yapmayı tercih ediyoruz genel olarak. Peki sizin tercihiniz tabii ki de çok çok İyi. önemli oluyor bu noktada. Devam edeceğiz hocamızla sohbetimize minik bir aradan sonra evet. buyurun. Evet hocam isterseniz bu ameliyatların en çok merak edilen kısmı hocam nasıl bir avantajı var diye mutlaka size soruyorlardır. Avantajları evet. neler? Evet standart ameliyata göre minimal invazif kalp ameliyatının en önemli avantajı tabii ki kozmetik avantaj. Az bir iz oluyor ve iyileşmesi kolay. Bu her yaş için kozmetik avantaj tabii, önemli. çok önemli. Ama bunun ötesinde hastanın erken ayağa kalkması ve erken işinin başına dönmesi ya da yaşlıysa erken kendisine bakacak hale gelmesi. Celebi. Mesela. son derece önemli bir avantaj. Bunun ötesinde ağrı daha az oluyor, hmm. e, bu da önemli e, ve e, biraz daha az kanama, biraz daha e, az hastanede yatma, yoğun bakımda yatma gibi Süresi ciddi avantajları var. Peki, Profesör Doktor Öztekin oto hocamız bizlerle beraberdi, çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ben teşekkür ederim. Sağlık,